halimi görecektim ya Rabbim. Evladım, yavrum, canım benim. Evladım. Hayır, giremezsiniz. Yavrum, canım kızım, evladım benim. Nasıl yaparım ben sensiz? Ne olmuş yavruca? Zehir içmiş. Niçin? Bilmiyoruz. Ben ne yaparım şimdi? Evladıma bir şey olursa nasıl yaşarım? Abilerine ne derim ben? Sakin ol. Kurtulur inşallah. İnşallah. Osman geldi. Duymuş demek. Ne yapacağız? Ne oldu? Ne oldu Zeynep'e? Nerede Zeynep? İçeride. Yaşayacak inşallah, kurtulacak. Peki nesi var Zeynep'in? Zehir içti kardeşim. Dayınla bahçeye koştuk, yere düşmüştü yavrum. Ağzından köpükler geliyordu. Üstüne kapanıp kaldırdık. Kucağımızda taşıdık. Fakat bizi görmüyordu bile, duymuyordu. Rengi bembeyaz olmuştu, titriyordu. Ağlama ana. Ben de buradayım. Kurtulması için canımı, kanımı vereceğim. Bu adam kim? Büyük abisi. Kasap galiba. Evet. Kasap Osman. Eskiden belalı bir kabadayıymış. Tövbekâr olmuş sonra, hacca gitmiş. Şimdi Hacı Osman diyorlarmış, o değil mi? O, evet. Allah'ım, kız kardeşimizi bize bağışla. Onu aramızdan ayırma ya Rabbim. Babası mısınız? Hayır, dayısı. Annesi bu hanımdır. Bu da abisi. İyileşti mi? Kurtuldu mu? Geç getirmişsiniz. Zehir kana karışmış. Ne mümkünse yaptık fakat Allah'ın takdiri böyleymiş. Ah kızım! Zeynep'im yavrum! Canım Zeynep'im! Gitti Zeynep, yaktı, öldürdü bizi! Yaşamam artık, ben de yaşamam! Anamı eve götür dayı. Ben dükkanı kapayıp geleceğim. Hadi gel kardeşim, üzme kendini! Duyunca deliye döndüm, inanamadım! Vah Zeynep'im, gittim! Cim, gittim! Ölenin kardeşi mi? Hayır, Zeynep'in bir abisi daha vardır, Haydar. Gaziantep'e gitmişti, öbür gün dönecek.
Onun nişanlısıdır bu. Zeynep'le kardeş gibiydiler. Gidelim artık. Bir dakika, göğsüne saklamış bu mektubu. Sizlere bir şeyler yazmış olacak. Abi. Sadakallahülazim. Buyur. Biraz içeri gelir misin? Geleyim. Zeynep neler yazmış, okuyuver bana. Canım anacığım, canım Osman ve Haydar abilerim, sevgili dayıcığım. Arkadaşım Sabiha'nın evine ders çalışmaya gitmiştim bir gün. Sabiha'nın abisi Şehmuz onu çarşıya gönderdi. Devam et. Oku. Bitireyim sana anlatırım. Sabiha'nın çarşıdan dönmesini bekliyordum. Neler yazmış abi? Ne için canına kıymış? Ölümden başka kurtuluş yokmuş Zeynep'e. Eğer bunu duysalardı ne Osman ne de Haydar yaşatmazlardı Zeynep'i. Neden? Ne yapmış Zeynep? Suçu günahı neymiş? Söyleyeceksin, bileceğim! Mektep arkadaşı Sabiha'nın evinde, Sabiha'nın abisi Şehmuz zorla kanına girmiş Zeynep'in. O günahsız yavruyu ifade etmiş o canavar. Kim? Kim bu namussuzluğu yapan? Kimmiş dedim, kimmiş bu köpek?
Konuşacaksın dayı, söyleyeceksin! Şehmuz! Hangi Şehmuz? Sarı Şehmuz mu? Evet. Kancı, kalleş, imansız köpek! Dünyaya geldiğine pişman edeceğim seni! Osman oğlum! Gidemezsin! Osman, beni dinle! Bırak ana, namus işi bu! Yeminlisin sen, tövbelisin! Elini kana bulayamazsın! Çekil ana! Ben yapmazsam dönünce Haydar bitirir bu işi! Çarşıyı, pazarı ona Amerdin kanıyla boyar! Osman, oğlum! Beni vurmadan çıkamazsın bu kapıdan! Bu alçaklığı Şehmuz'un yanına mı bırakayım? Ver o bıçağı! Çekil yolumdan dayı! Hacca gittin, tövbekâr oldun, salavat getir, yeniden günaha girme, Allah'a bırak! Mert adam, yiğit adam can almaz! O kahpe Şehmuz ne anlar mertlikten? Oğlum! Osman! Gitme oğlum! Bir de sen yakma bizleri! Kim atmış bu iftirayı? Sizler de öğrenin kardeşinizin ne aşağılık bir insan olduğunu! Sizler de yüzüne tükürün bu akrebin! Kız kardeşimin arzına geçmiş bu namussuz! Bir yanlışın olacak, Osman! Bizleri ciğerimizden yaktın Şehmuz! Sana ecel olmaya geldim! Thank you.
yetiş oğlu Haydar! Yetiş! Abini kahpece vurdular! Geldin Haydar. Hoş bulduk. Özledim efenizi. Nerede Zeynep? Nerede hanım? Her istediğini getirdim anacığım. Tarlayı 5.000 lira fazlasına sattım. Hemen Osman abime gideceğim. Bunlar senin. İyi günlerde kullan. Teşekkür ederim, sağ ol. Bunlar da abimin. O sever çizgili gömlekle saat gösteğini. Bu da Zeynep'in. Bakalım beğenecek mi? Yeşil renklisini de Fatma'ya aldım. Zeynep, gel, gör, bak, abi sana neler getirmiş! Osman, çıkar kefenini, Haydar sana da gömlek getirmiş! Haydar'ım, oğlum, bizlere bir sen kaldın! Zeynep canına kıydı, sarışınmış yüzünden. Osman da namus için üstlerine gitti, ona da kıydılar. Olamaz. Olamaz. Zeynep'imin vasiyeti var. Başına geleni kimseler öğrenmeyecek. Zeynep... Kardeşim... Osman ağam... Baba gibi sevdiğim abim...
Hoş geldin kızım. Dün gece rüyamda gördüm ikisini de. Yemyeşil ağaçların arasında yürüyorlardı. Kavuşmuşlardı. Zeynep'in de, Osman abimin de etrafını melekler çevrelemişti. Ruhları için dua ettim az önce. Haydar'ın yanında bahsetme sakın. Geldi mi Haydar? İçeride. Öpeyim efendim. Hoş geldin kızım. Buyur kızım, buyur otur. Paraya satmış tarlayı. Bir taksi veyahut bir minibüs alıp çalıştıracak hayırlısıyla. O paranın hepsi anamın artık. Yapacak tek bir işim var. Tek işlediğim üç ayrı iş. Şehmuz, Beşir, Binali. Osman abinin ana sözü dinlemedi, tüketti beni. Haydar'ım, oğlum, bir senin için yaşamaktayım. Osman gibi tövbenden dönersen, o melunları değil, beni öldürürsün. Beni, Fatma'yı, kendini düşünmüyorsan anacığına acı. Haydar oğlum, Ökkeşoğlu ailesi seninle çoğalacak. İsmimizi sen yürüteceksin, senin çocuklarını yaşatacak. Kardeşlerimin ahı, kanı ortada duracaksa, batsın o ismimiz! Ailemiz batsın! Öldürmekle, öç almakla gidenler geri mi gelecek? Önce rahmetli babamdan, sonra da senden öğrenmiştik mertliği, namusu, şerefi! Şimdi korkup kaçmayı mı öğütlüyorsun bana? Bu lekeyle nasıl yaşarım? İnsanların yüzüne nasıl bakarım utanmadan? Kahrımdan ölmez miyim? Madem ki polise kız kardeşimle abimin neden öldüğünü söylemediniz, bundan sonra da söylemeyeceksiniz. Sana geleceğim bu akşam. Bekleyeceğim. Haydar oğlumu bana bağışla. Onu yemininden, tövbesinden döndürme Allah'ım. Hoş geldin Haydar beyim, yolunu gözlemekteyim. Ne zaman götüreceksin beni Bursa'ya oğlumun mezarının ziyaretine? Unuttun mu sözünü? Unutmadım Ayşe nene, gideceğiz. Abi, işi bıraktı onlar. Neden? Haberimiz yok, iki gündür hiç uğramıyorlar. Thank you.
abi, taze taze fırın abi. Giranlar pide alıyor, mahalle iyi oluyor. İki buçuk, iki buçuk. Adam işte pide alıyor. Aşı sağ olsun abi. Aşı sağ olsun abi. Kim bilir ne derdi vardır. O garip halinde ne sanar gizli. Başa sağ olsun abi. Olsun, Allah sana da versin abi. Bir koyan vardır. O garip halinde ne sanar gizli. Geçmiş olsun abi. Bir koyan vardır. Belki benim gibi. Allah sabırlar versin. Başın sağ olsun. Buyur otur. Ümitsiz bir aşkın garibi oldum. Aradım hatayı, kendimde buldum. Ne söylesem gönül dinleme. Hayır, yok lan Allah. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah sabırlar versin Haydar abi. Nasıl oldu bu iş peş peşe anlayamadık. Ecel, ne diyelim? Bir emrin var mı abi? Şehmuz'la konuşacaktım. Ortak bir işe niyetim vardı, ardiye de bulamadım. O işi bırakmışlar. Kaçak mal davasına ürkmüş olacaklar. Eve de uğradıkları yokmuş. Ha, az önce Binali uğradı buraya. Helalleşmeye. Bir telaşesi vardı. Yarın dışarı gidiyormuş. Yola çıkmadan önce hamam yapacakmış. Çarşı hamamına mı gitti? Öyle olmalı. Bir kahve daha getir. Hay hay abicim. Yandan çarptı bir! Tamam, oldu. Thank you.
Vahveyim var, Vahveyim yarabbim, Vahveyim yarabbim. Bu ufacık semtte şüpheli 3 ölüm vakası. Semtimizde şimdiye kadar görülmüş duyulmuş şey değil efendim. Morg raporuna göre genç kız bakire değilmiş. İntihar etmesinin sebebi anlaşılıyor. Deniz kıyısında bulunan ceset de kızın abisi, Osman isminde bir kasapmış. Bıçakta sadece kendi parmak izleri vardı. Ama hiç kimse kendini sırtından vuramaz. Mutlak bir cinayet olduğunda şüphe yok. Evet efendim. Hamam cinayetiyle diğer 2 ölüm arasında büyük bir ilişki olabilir. Sizden ölenler hakkında dikkatli ve çabuk bir kovuşturma istiyorum. Emredersiniz. Aynı semtte yaşadıklarına göre birbirlerini tanımaları muhtemeldir. Aralarında husumet olup olmadığını da mutlaka bilmeliyiz. Baş üstüne. O yönde de araştırmaya başlayacağım. Düşte gör, düşte gör aşk seline. Düşte gör, aşk nedir, dert nedir? Osman gibi adama ancak pusu kurup vurabilirlerdi. Bir zaman var. Mesut yaşıyordum dünyamda böyle bir mutlu. Ne soracaksın? Şehmus Beşir. Uğradıkları yok. Onların işi mi? Öğreniver yerlerini. Üç kardeştirler, Binali'yi istemiyor musun? Anlaşıldı. Sevdiyordu, sevdiyordu, fırsat bana gönlümde.
Binali'yi öldürmüşler hamamda. Sen öldürdün. Sende hiç mi Allah korkusu yok, hiç mi? Onlarda var ama. Allah canımı alsaydı da bugünleri görmeseydim. Ataktım, kavgacıydım. Bir tokatta bir adamı yere vurmayı marifet sanırdım. Yedi mahalle ötede namım anıldı mı dünyalara sığmazdım. Tövbe ettim sonra. Osman abim gibi kenara çekildim. Ekmek peşine düştüm, evlenmeye kalkıştım. Pişman değilim ana, suçlu da değilim. Zorla katil ettiler beni. Ben sizleri ölülerinize kapanayım diye mi doğurdum? Mezarlarınız için mi büyüttüm? Ben vurmazsam onlar bitirir beni. Zeynep'le Osman'ın öcünü alacağımdan korkarak abim gibi kancıkça vururlar beni de. Kanun, adalet boğazına yapışmayacak mı? Asmayacaklar mı seni? Allah korusun! Kader böyle istemiş demek. İnsan gibi yaşamak bana nasip değilmiş. Ağlama anacığım, aklım sende kalmasın, elimi kolumu bağlama! Nereye? Bakmaya sözüm vardı. Kendine mukayyet ol, bilmediğin, görmediğin yere adım atayım deme sakın! Abin geldi mi? Hoş geldin, buyur. Abim neredeyse gelir, ben de ateş yakıp yemeği hazırlayacaktım. Girsene. Kahve içer misin? Sağ ol, istemem. Halini biliyorum ama elimden de hiçbir şey gelmiyor. Çaresiz sabır, çaresiz zaman. Seninle konuşacaklarım var. Nedir? Şimdi gecikme, mangalı yak, eti pişir, sonra konuşuruz. Hadi durma. Thank you.
Çorbamız da var. Bir de yaprak dolmamız. Niçin dalgınsın? Ne düşünüyorsun? Evimizi. Evlenmiş olsaydık, her gecemiz böyle geçecekti. Daha güzel günlerimiz, gecelerimiz olacak. Olmayacak. Evlenmek, yuva kurmak benim hakkım değil artık. Niçin? Neden? Yarın diye bir günüm yok benim. Kalmadı. Seni de kendimle sürükleyemem. Bile bile ziyan edemem. Razıyım, her şeye razıyım. Çocukluğumdan beri seni sevdim. Ayrılamam senden. Çok düşündüm sana gelmeden. Ufacık bir ümidim olsa söylemezdim. Kararımdan dönecek olsam söylemezdim. Söyle, nedir bizi ayıran? Sorması da, anlatması da faydasız. Ayrılmaktan başka çaremiz yok. Nişanlısının sebepsiz bıraktığı bir kız dile düşer. Herkes bir türlü konuşur, çamurluk kara sürer. Senin için hiç kimse konuşamaz. Namusuna kimse leke süremez. Mutlu olmak senin hakkın. Hayatımda ben bile olmasam. Sen olmayınca yaşamak artık haramdır bana. Abim geldi. Oh, hoş geldin. Sabaha geldin. Ben de sizlere uğradım demin. Anacığının, dayının ellerini öptüm. Ecir sabır diledim. Seni sordum. Sağ ol. Sizler oturun. Ben etleri koyup geliyorum. Ne oldu anlayamadım. Uğursuzluk çöktü mahallemize. Tövbe tövbe. Bugün de Binali'yi öldürmüşler. Niçin? Kimseler bilmiyor. Kimin vurduğu da belli değilmiş. Her biri habersiz bir tarafa dağıldı zaten. Şehmuz Ardiye'yi bırakmış, yok ortalarda. Beşir'le ortak iş yapacaktınız, kaldı mı? Yok, dışarı gidiyor yarın, mal getirmeye. Ne tarafa? Güneye doğru inecek. Mezbaada bir adamı varmış, yarın sabah para alacakmış ondan. Sonra da bana gelecek, bir miktar da ben vereceğim. Hasan geldi mi? Gelmedi efendim. Thank you.
Seni bekliyordum. Vaz mı geçtin beni götürmekten? Oğlumun mezarını dünya gözüyle bir defa göreceksem senin sayende göreceğim. Bursa o kadar uzak bir yer mi? Bir günde gider geliriz. Kulum kurbanın olayım, götür beni. Bekle, hemen gideceğiz. Annen yollara düştü sabahtan. Seni aramaya gitti. Çarşıda, pazarda seni arıyor. Niçin? Senin üstüne titrediği için, seni yeni bir beladan, dertten korumak istediği için. Anam yaşlandı artık. Yüreğinin acıya tahammülü gücü kalmadı. Sen ki bir zamanın namlısıydın, bilirsin bu belaları. Anama bir iki laf etsen, gücünü kuvvetini tazelesen. Bu dediklerini kendin niye yapmıyorsun? Dün Osman'ın dükkanının önünden geçmiş, oğlunu anmak istemiş, yüreği kaldırmamış, düşmüş kalmış oralarda. Çarşı esnafı koşmuş yardımına. Sen ki evladı olacaksın, anacığına acıyıp onu teselli edeceğin yerde gözyaşı döktürüyor, perişan ediyorsun zavallıyı. İstemez miyim dayı? Fakat geçti benden. Tek bir işim kaldı hayırlısıyla. Kimin kanı bu? Beşir'in. Ayşe nineyi Bursa'ya götürüyorum. Oğlunun mezarını ziyarete. Sözüm vardı, hemen dönerim. Ayşe nine kadar ananı da düşün. Onu da sevindir. Anama ver bu gömleği. Görsün, koklasın. Yüreği ferahlar mutlaka. Bir kanlı gömlek kaldı. Onu da sana getireceğim. Mutlaka getireceğim. Bugünkü cinayet olayları biraz daha gün ışığına çıkarttı. Öldürülen Beşir, daha önce cinayete kurban giden Binali'nin abisi. Bir kardeşleri daha varmış efendim, Şehmuz. Kendisini henüz bulamadık. Öbür aileden ölen Zeynep'le kasap Osman'ın da bir kardeşleri varmış. Evet, Haydar. Eskiden sık sık karşıma getirirlerdi. Asabi, kavgacı bir gençti. Sonra akıllandı, duruldu. Önce Zeynep intihar ediyor, sonra Osman öldürülüyor, arkasından Binali, şimdi de Beşir. Ufacık bir semtte sadece iki aileden bir haftada dört ölüm. Aralarında kapıştıklarını anlamak için uzun boylu düşünmeye bile lüzum yok. Şimdi sıra ya Şehmuz'da ya Haydar'da. Şehmuz mutlaka bulunacak. Bu arada Haydar'ı bulup konuşalım. Nereye gitmiş olabilir? Bilmem. Gelince söyleyin Haydar'a, derhal emniyet müdürlüğüne gelsin, bekliyorum. Başüstüne beyim, söylerim. Kaçmaya kalkışmasın, iş açar başına. Kendim getiririm. Sadece birkaç sual soracağım kendisine. Halil'im, son nefesinde yanında olamadım. Hasret gittin oğlum, gözlerin açık gitti Halil'im. Tez vakitte kavuşacağız inşallah. Günahkar ellerimi açıyorum Rabbim. Sen ki her şeyi görensin, bilensin. Kullarına merhametin sonsuzdur, beni de affeyle. Anama, dayıma istemeyerek kar verdiğim için kanayan yüreğimi bilmektesin. Ben kuluna mahşer azabı çektirme. Kardeşlerime cennetini nasip eyle. Fatma'yı da tekrar bahtiyar et. Her türlü kederden, acıdan uzak tut onu. Senin inayetine, hudutsuz keremine layık bir kızdır. Bizleri şefaatinden mahrum eyle. Sana sığınıyorum Allah.
Allah ne muradın varsa versin oğlum. Beni buralara getirdin, sırtında taşıdın. Oğlumu bağrıma basmış gibiyim. Artık rahat ölebilirim. Allah anana nişanlına bağışlasın seni. Mesut bahtiyar olun inşallah. İnşallah. Haydar olmasın? Ben konuşayım önce. Kim o? Haydar! Bu saatte mecbur kaldım seni yormaya. Anamla dayım evde yoklar. Kapıda da kilit vardı, anlayamadım. Bir şey mi olmuş? Yok, hayır. Niçin kapalı? Anam nerede? Anacığım! 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 Öyle vakti, fenalık geçirmişti. Polisler gittikten sonra düşüp bayıldı bahçeye. Eve geldiler. Polisler arıyor seni. Kaldırdınız mı anamı? Örttünüz mü? Yarın kaldıracağız. Öğle namazında. Gelmeye kalkma sakın. Anamı son defa taşımayacak mıyım? Üzerine bir kürek toprak atmayacak mıyım ha? Kaderi ilahi böyleymiş. Anacığına son vazifeni yapmak da yokmuş nasibinde. O da seni andı son nefesinde Haydar'ım oğlum diyerek öldü. Anacığım! Anacığım! Thank you.
Anacığım! İskelesinde ol. Tembih ettiğimiz halde gelmedi Haydar. Annesinin cenazesinde de bulunmadı. Suçlu olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Yoksa kaçmaz, saklanmazdı. Öldürülen Binali ve Beşir'in kardeşleri Şehmuz'la kaçakçılık yaptıkları anlaşılıyor. Ökkeş oğullarıyla bu yüzden kapışmış olmaları çok muhtemeldir. Tahkikata kaçakçılık masası da el koydu. Haydar'ı da Şehmuz'u da mutlaka takip edecek ve bulacaksınız. Başüstüne efendim. Yeni bir emir almadan ikisi de tevkif edilmeyecek. Belki de sınırlarımızı bile aşan bu kaçakçılık olayını bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkaracağız. Her türlü suçlarının hesabını tek tek verecekler. Bir günümüzü baş başa geçireceğiz. Öyleyse ilk defa tut elimi, öyle yürüyelim. Hakikati söyleyemiyordum, söyleyemezdim. O gün de biliyordum, anlamıştım. Şimdi de o gün gibi razıyım. Seninle olunca her şeye razıyım.
Kendimi bildim bileli hiçbir şey istemedim bu dünyadan. Senden başka hiçbir şey istemedim. Şu kapıda yolunu gözlerdim akşamüstleri. Ben de beklediğini bildiğim için yolu uzatır, bu sokaktan geçerdim. Şurada dururdun. Bakışırdık. Bir şeyler söylerdin, duymazdım. Kalbim çarpar, kulaklarım uğuldardı. Eve koşardım. Aklımda hep bir sözün kalırdı. Hep o sözü tekrar ederdim bütün gece. Hangi sözü? Ertesi gün nereye gelmemi istemişsen onu tekrar ederdim. Hangi şarkıyı dinlesem seni düşünürdüm. Her şarkıyı ikimiz için tutardım. Yemin ederdim gece gündüz. Ne diye? Ben Haydar'ın olacağım diye. Ayrılmak da, kavuşmak da bizim isteğimizde değilmiş. Benim de senden başka hiçbir isteğim yoktu. Bir kavgada ilk defa yüreğim yumuşadı, kaygılandım. Senin için korktum. İlk defa o gün bıçaklı elim yanıma düştü, bir daha da kimseye kalkmadı. Kimsenin üstüne gitmedim bir daha, fakat üstüme geldiler, mecbur ettiler, aciz kaldım. Tarla parasıyla iş kuracaktım. Sonra hemen düğünümüz, evimiz, namuslu ekmeğimiz, sonra bebeklerimiz, çocuklarımız. Yenildik Fatma, yenildik. Benim izbe odaya buyur istersen. Polis birkaç defa sordu seni. Şehmuz'u da sorup durmakta. Gelmiyor mu Şehmuz buralara? Hiç uğradığı yok. Haberi de mi gelmiyor? Neredeymiş? Bilen yok. Sen yakalanmadan ortaya çıkar mı? Yalnız bir dostu vardı, onun yanında diyorlar. Kimmiş?
Aynur diye bir şarkıcı. Şelale sazda çalışıyormuş. Yıllardır beklenen huzur şimdi beni aşk olsun. Aynur Hanım varmış burada. İstemem ayrılık bayrama bir gün. İşte şarkı söylemekti. Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim. İstemem baharda yaprak dökülsün aşkına. Yalnız konsumasyon yapmaz o. Programı bitince gider. Söyleyiver kendisine. Gaziantep'ten biri gelmiş, Şeyh Muz'a para getirmiş de. Pekala, söyle. Yarın çekiliyor 1 milyon lira. Almaz mısınız? Yarın son gün, son gün abi! Al bir tane, kaçırma şansını! Yarın şans günüdür! Milyoner olacaksın, milyoner olacaksın be abi! Al bir tane! Yarın son gün! Yarın... Yarın son gün çekiliyor! Al 1 milyon lira! Yarın son gün, 1 milyon lira! Kimsin? Ne istiyorsun? Söyle, hemen gideceğim. Buyur, otur hele. Yorgunum, uykum var. Bir kadeh bir şey içseydim, yeseydim. Karnım da tok. Akşam yemeklerimiz patrondandır. Şeyh Muz'a para getirmiştim. Ne parası? 2 sene önce abime borç para vermiş Şeyh Muz. Abimin işlere rast gitti, kazandı. Ben de birkaç günlüğüne İstanbul'a geliyordum. Bana verdi parayı. Birkaç gündür bulamıyorum Şeyh Muz'u. Senden olduğunu söylediler. Yarın sabah da trenim var, döneceğim. Söyleyemem yerini. Ne varmış söyleyemeyecek? Parasını vereceğim. Bu ara ortalara çıkmıyor. Bana da sıkı sıkıya tembih etti. Bu işi beceremezsem dönüşümde hakir görürler beni. Abimin yüzüne bakamam. Borcu ödemedi diye kahrolur. Şeyh Muz'a sormadan söyleyemem. Ha, ben götüreyim seni. Evini de öğrenmiş olurum. Sabah gelir sorarım, kabul etmişse Şeyh Muz'a giderim. Olabilir. Garson! Şu bizim mektubu yaz da okuyalım. Burada kalmıyor mu Şeyh Muz? Bugünlerde kalmıyor. Haydar Paşa da istasyon lojmanında yatıyor. Güya söylemeyecektim. Hadi, gelsene. Helaya gideyim önce. Arkandaki kapı.
düşünüyorsun? Yarın. İkinize de ihtar ediyorum. Teslim olun. Teslim olun.
kan izleri. Bu vagonlardan birinde olacak. Etrafı arayalım.